Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu sözcüden Saygı Öztürke konuştu. AKP'nin anayasa değişikliği için HDP ile görüşmesi ve Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin bu ziyarete dair açıklamalarını değerlendirdi. Ayrıca gündeminde Cumhurbaşkanı adayı da vardı. Yeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı gücü kullanmayacak dedi. siyasetin bir süredir gündemi AKP'nin anayasa değişikliğine dair HDP'yi ziyaret etmesi. Buyurun, sürü. Sürü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bu ziyarete destek geldi. AK Parti heyetinin anayasa değişikliğini görüşmek amacıyla mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi de son derece doğal ve doğru bir adımdır. HDP ile niye niye görüşülmüş? Biz buna ne diyecek? Nasıl bir tepki gösterecekmişiz? Ancak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sert tepkisi nedeniyle muhalefet arasında gerilim yükseldi. Evet ve beklenen nihayet gerçekleşti. Açılımcılar Kumpanyası yeniden seyircisiyle buluşuyor. Kumpanyacılar en sonunda merdiven altlarında yürüttükleri sufle çalışmasını bırakıp kamuoyuna resim verme aşamasına geldiler. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu AKP'nin anayasa değişikliği için HDP'yi ziyaretini tepkileri değerlendirdi. Bahçeli'nin açıklamalarını doğru bulduğunu söyledi. Cumhur İttifakı'nın tutarsız siyasetini eleştirdi. HDP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi bir parti. Dolayısıyla AK Parti heyetinin HDP'yi ziyaret etmesi, bilgilendirmesi bence doğrudur. Sayın Bahçeli'nin de sürpriz şekilde bunu makul görmesi de doğrudur. Ancak yanlış olan Türkiye'de maalesef Cumhur İttifakı'nın hemen her alanda riyakar bir siyaset anlayışı var. Kendilerine her şeyi helal kılıp başkalarına haram kılmaya dayalı bir siyaset yapıyorlar. 10 aydır altılı masa hakkında 7. aya HDP'dir diye sürekli bunu da terörle işbirliği olarak yorumladıktan sonra AK Parti heyetinin HDP'yi ziyaret etmesi, Bahçeli'nin bunu makul görmesi bu riyakar siyasetin bir yansımasıdır. Yoksa özde yanlış işler değil bunlar. Davutoğlu sözcüden Saygı Öztürk'e konuştu. HDP'yi ziyaret eden ekipte Adalet Bakanı Bekir Bozdağ olmasına karşın Soylu'nun sert söylemlerine dikkat çekti. AKP için de büyük bir tutarsızlık olduğunu söyledi. Düşünün ki Cumhurbaşkanı kabinesinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ HDP'yi ziyarete gitti. İçişleri Bakanı HDP'ye sert bir üslupla saldırdı. Yani İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı arasında hiç mi diyalog yok? Cumhurbaşkanı bunları çağırıp bir siyaset çerçevesinde sen şunu söyleyeceksin, sen de şunu yapacaksın demiyor mu? Arada müthiş karşıtlık. Peki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu HDP ile ilgili niye böyle bir çıkış yaptı? Çünkü bu çıkışın dozu en yüksek olduğu gün pazartesi hafta başıydı. Salı günü Bahçeli'nin grup toplantısı olacağını biliyor. Bahçeli'nin de muhtemelen bu HDP ziyaretine karşı çıkacağını ve sert bir dille konuşacağını düşündü ki bir ön alarak Bahçeli'ye selam çakmış oldu. Ama Bahçeli İçişleri Bakanı'nı ters köşe yapıp onu açıkta bıraktı. Davutoğlu'nun gündeminde Cumhurbaşkanı adayı da vardı. Yeni Cumhurbaşkanı'nın Erdoğan'ın kullandığı gücü kullanmayacağını açıkladı iktidar olduklarında güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş sürecini nasıl işleyeceğini de anlattı şöyle bir algı kim sorusunu öne çıkartıyor. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi öyle bir şey empoze etti ki zihinlere. Bir kişi her şeye karar verebilir. O bir kişiyi bilmemiz lazım. Bu ne? Bu bizim tenkit ettiğimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin mantığı. Biz niye o mantığa teslim olalım? Aday kim olursa olsun Tayyip Erdoğan'ın kullandığı gücü kullanmayacak. Tek başına gece kararnameleri çıkarmayacak. Devletin kurumlarını alt üst edemeyecek, etmeyecek.